Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sıla Hanım. Çok teşekkürler. Tiyatral kişilikler, tıptaki karşılığı, histrionik kişilik bozukluğu mudur acaba? Nedir bu tam olarak? Yani bu tiyatral kişilikler, histrionik kişilik bozukluğunun temel özelliği tiyatral olmalarıdır onların. Yani o şekilde ki mesela ilgi açlığı çekerler bu kişiler. Yani övgüyle beslenirler. Duygusallar, rol yapmak onların doğal halleridir. Normal halleri yani onların doğal halleri olduğu için olayları abartırlar. Bir topluluğa girdiği zaman herkes onunla ilgilensin diye isterler, onay beklerler. Ve bu istedikleri ilgi onay görmediği zaman yani fenalaşırlar, bayılırlar, çeşitli sıra dışı davranışta bulunurlar. Duygusal olarak yani değişkenlik çok rahat gösterirler. Yani bunları yani devamlı bir sevgi açlığı gibi yani sevecek, ilgi gösterecek, bağlanacak birisini arama arzusu vardır bu işlerde. Sürekli sevgi ve ilgi ihtiyacı her ortamda. Yani sevgi ve ilgiyi sevgiyle özdeşleştirirler. Halbuki yani sevgi, ilgi olmadan da sevgi olabiliyor. Sevgiyi doğru bilen bir kişi sevgi dillerini bilir. Sevgililerin mesela hediyeleşme sevgi dilidir. Fiziksel temas sevgi dilidir. Fedakarlık sevgi dilidir. Hizmet davranışı yani kişinin hasta olduğu zaman ilgilenmesi sevgi dilidir. Evet. Yani böyle eve devamlı muntazam eşinin gelmesi, zaman ayırması sevgi dilidir. İlla yaldırılı konuşması gerekmez. Ama bu kişiler hep yani eşim sadece bana ait olmalı. Sadece benim istediklerimi yapmalı. Annesini bile sevmemeli gibi düşünürler. Yani çok kıskanç özellikleri vardır. Ve fiziksel çekicilikleri çok iyi kullanırlar. Çok başarılılar bu konuda. Evet. Yani sedüktiftirler. Yani yoldan çıkarıcı, baştan çıkarıcı davranışlar çok fazla yaparlar. Böyle yani şey hep böyle şey tarzında frikik vermeyi çok severler mesela. Davranışları en yani çok tabii erkeklerde de var ama kadınlarda oran daha yüksek. Yani bu olan özellikleri de mesela bu film yıldızlarının televizyon kahramanının özel hayatlarını çok iyi anlatırlar. Onları takip ederler. Onlara o derece bütün hikayelerini anlatırlar. Hemen doyum isteyen kişilerdi. Ve çok hastalık icat etmeyi çok severler. Hastalık böyle... İlgi almanın her yolunu kullanıyorlar. Organ hastalık kullanırlar hastalıkları da. Sıkıştıkları zaman bayılırlar, kusarlar, kabızlık çekerler, bir tarafları ağrır. Yani en büyük özellikle her şeyi abartmaları. Her şeyi abartırlar. Onun için tiyatral deniyor bu kişiler. Mesela iş yerindeyse iş yerinin savaş alanına dönmesine sebebiyet verecekleri çok şey yaparlar. Yani insanlar birbirine düşürür dışarıdan seyrederler. Böyle zevk alırlar. Anlıyorum. Yani bu tarz özellikleri vardır yani. Ama arka plandaki temel dinamikler ilgi açlığıdır, sevgi açlığıdır. Sevilmiyor gibi duygularla yani hissediyorlardır. Yani şeylerindeki, işlerindeki o boşluğu böyle tiyatral bir şekilde giderme eğilimindedirler. Peki neden? Devlet yönetiminde mesela erkekler aslında dal kavukların çoğu böyle oyuncu ruh halindeki tiyatral kişilerdir. İki yüzlüdürler. Yani dini literatürde münafık denilen kişilerdir bunlar. Evet. Her masada farklı konuşurlar. Yani sözünde durmazlar. Evet. Yalan çok sorular ve ben merkezidirler tabii. Kendi çıkarları için de her şeyi yaparlar. Her türlü role girerler rahatlıkla. Yani bakıyorsunuz sizin de çok dindar rolü olmaz. Öbürle milliyetçi rolü oynar. Yani bu her tarzdaki kişilerdir bunlar. Yani, aslında roller üzerine kuruyor hayatını. Yani tamamen kendini sergileme odaklıdırlar. Maalesef bu medyada, bu sosyal medyada bu kişilik özelliğini destekliyor. Evet, evet. Çok destek, kendini sergilemeyi bir beceri gibi, marifet gibi sunan bir şey var şu anda kişi. Onun için şey olarak Amerikan Psikoloji Birliği geçtiğimiz yıllarda resmen açıkladı. Günde 3 defadan fazla kendisini ego sergilemesi yapan kişiler narsistik özellikte
özellik olarak tanımlanabilir dediler. Narsizm de tabii yaygınlaştı, arttı ama histriyonik kişilik bozukluğu bunun daha da uç hali. Uç hali tabii. Narsizm kişilik özellikleri böyle her kişinin içinde biraz vardır. Oyunculuğun kişiliklerin, tiyatral kişiliklerin, yani bu histriyonik tıbbi terminolojiyle histriyonik kişiliklerin içerisinde de narsistik özellikler vardır ama baskın özellikler narsistikten çok şey, böyle şey ilgi açlığıdır. Kendini sergilemektir. Ve tutarsız davranışlarıdır. Yani peki onları fark etmek kolay mıdır hocam? Hemen gösterirler mi kendilerini? Bu kişilerle böyle tiyatral yapan kişiler kadınlarda avcı kadın olurlar çok fazla. Erkeklerde de antisosyallerdir. Antisosyallerdir. Güçlü rol oynarlar. Maskülen, maganda tiplerdir. Hedefe ulaşmak için yalan, hile, entrika her şey vardır. Bu iki kişilik birbirini çok iyi bulur. Birbirlerine şiddet duygular ama birbirlerini bırakamazlar. Bu tarz kişiler. Antisosyallerle histriyonikler birbirlerini bulurlar ama birbirlerine eziyet ederler. Birbirlerine şey yapmaz, ayrılamazlar. Böyle bir devamlı çatışmalı bir iletişim vardır. Zor bir hayat. Evet. Ve en çok da fatura tabii çocuklara çıkıyor böyle bir ailede. Yani çocuk varsa çocuk yani evde devamlı bir gerilim olması, devamlı gelecek kaygısı oluşturuyor çocuklarda. Evet. Ama şeyde de yani bu bu tarz bir kişiyle evlisiniz diyelim. Yani mesela bununla yani oyuncu kişilerle ilişki stratejilerini iyi bilirseniz bu kişiler zor kişilerdir ama yönetilmeyecek kişiler değildir. Nedir bu stratejiler biraz belki? Ki onları iyi tanımak gerekiyor. Yani buradaki bir şartta yani bunlar rezalet çıkarmaya bayılırlar mesela. Bu tatsızlık yaşamak için onlarla iyi geçirmenin yolunu bulmak gerekiyor onlara. Hep mesela alttan kişiler, mı almak gerekiyor? Yok, alttan almak değil. Onlar iyi ve doğru şeyler yaptığı zaman iyi ve doğru hareketlerini onaylamak ama yanlış hareketlerini onaylamamak. Bu konuda stabil davranılırsa yakınları müddetine o şey yapar, saygı duyar ve şey yap, kabullenir. Burada yani birlikte yaşadığı kişiyi duygusal liderliği kendilerine çekme eğilimindedirler bu kişiler. Evet. Eşlerini kendi kızdırırlar, eşini kızdırır, öfkelendirir, zevk alır. Yani eş bu arada durumda soğukkanlı kalırsa, düşünen beyniyle hareket ederse bu sefer o onun oyun alanından değil kendi oyun alanına onu çekmiş olur. Böyle düşünen beynini kullandırmış olur burada. Ve burada bu kişiler de mesela gençler cinsel taciz davalarına çok mağdur olurlar. Yani seksten başka her şeyi seksüelle de ederler. Onların o romantik davranışlarını erkekler de seks talebi olarak algılarlar. Evet. Ve hayır denildiğinden erkekler de anlayamaz onların hayır demesini böyle durumlarda. Yani eğer kıskanç bir erkekse bunun oyuncu bir kişiyle yaşayan mide kanaması geçirebilir. Ya sık şeyden oynar. Kıskanç bir eşi varsa çok güzel oynar onunla şey. Onun için duygularını kontrol edebilen bir erkek böyle histriyonik bir eş varsa onu çok şey yapar. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde olgunlaştırması mümkün. Yani sevgi varsa çatışmalı iletişim düzelebiliyor. Sabır gösterildiğinde. Bu da onu histriyonik kişiyle yaşayan kişinin söylediklerine değil yaptıklarına inanmak gerekiyor. Yaptıklarına kararlı, tutarlı, disiplinli bir ilişki olursa bir müddet sonra yanlışları terk ediyorlar. Evet. Ve bu şekilde sağlıklı ilişki kurabilir. Ve bu tarzdaki kişilerle ilişkide ağzı sıkı olması lazım. Söylenen bir sözü alır, süsler, çarpıtır, önüne serer. Çok zor bir ilişki. Toksik bir ilişki diyebiliriz. İnsan ya böyle bir ilişki onun için bu tarz kişilerle bir defa evlenen kişi bir daha evlilikten korkuyor. Yani bu kişilerle başın belaya girmemesi için olay kavga olmasın duygularla değil düşünerek hareket etmek gerekiyor. Evet. Yani insan öfkelenince akıl devre dışı kalıyor. Duygular ön plana çıkıyor, hisler ön plana çıkıyor. Bu çeşitli bu sefer ses tonları yükselim gerilim olduğu zaman duygular ön plana çıktığı için
çatışma ve kırılmalar ortaya çıkıyor. Yani bu kişiler sabır taşıran tiplerdir gerçekten de. İşte karşı tarafın sınırlarını zorlar. Yani cinsel özgürlük tutkulu davranışları da vardır. Yani bunu ego tatmin amacı olarak görürler. Böyle çarpıcı, çok böyle büküş giyinirler, çarpıcı giyinirler. Müthiş bir şekilde cinsel çekiciliklerini, erkeklerin ona ilgisini başarı olarak algılarlar. Hani birçok erkek onlarla sırf şey için, yani ego kendi göz zevklerinin tatmin için onlara ilgi gösterir. Yani onların kişiliklerine saygı duyduğu için değil. Evet. Yani evet. Tahrik edici tavırlarını da onaylanırsa o durum daha çok artıyor. Peki yani nedenleri bu nedir hocam bunun? Yani genellikle bu böyle histriyonik kişilerin çocukluk dönemlerini araştırdığımız zaman çocuklukta böyle ailede sevgi ayrımcılığı yapılan aileler olduğu görülüyor. Sevgi. Mesela bir çocuk çok seviliyor, bir çocuk az seviliyor. Yani bu böyle durumlarda az sevilen aile içerisinde dikey koalisyon dediğimiz anne bir kız diyelim, kız çocuklar anne birini tutuyor, baba birini tutuyor. Böyle durumlarda diğer tarafın sevgisini almak için, mesela annenin veya babanın sevgisini almak için abartılı davranışlar yapıyor. Abartılı davranışlar yaptığı zaman onaylanıyor, ilgileniliyor o zaman, o davranış pekişiyor. Bir de şu var, ve iki kişilik, üç kişilik sevgi alan çocuklarda da oluyor. Fazlasıyla sevgi. Bol sevgi ama gevşek disiplin, tutarsız disiplin var. İnsana tersi olurmuş gibi geliyor. Hani sevgi açlığı çektiyse. Tam tersi, doymuyor. Sevgi doyumsuz oluyor. Çok sevgi aldığı için bu kişi herkes beni sevsin istiyor. Hayatta öyle değil ki, herkes sevemez onu. Tabii. Yani, sevemez yani, öyle istiyor. Çünkü 2-3 kişilik sevgi alarak büyümüş. Yani onun için hep sevgi odaklı, sevgi diyen psikolojik yaklaşımlar sorgulandı son zamanda. Çünkü sevgi evet, önemli bir unsur ama güvenli ilişki olması için kişinin sağlıklı iletişim olursa güven oluşuyor. Evet. İletişim sağlıklı değilse, sevgi bol olsa sağlıklı iletişim yok. Bir gün mesela sabah başka söylüyorsun, akşam baştan söylüyorsunuz. Sabah seni çok seviyorum diyorsun, önünden sonra Allah belanı versin diyorsun. Mesela böyle tutarsız sevgi varsa, tutarsız disiplinle bol sevgi varsa çocuk şımarık oluyor, immatür kalıyor. Yani bu kişiler aslında immatür dediğimiz, püveril dediğimiz olgunlaşmamış kişiler. Yani yaşları 20 ama kişilik yapıları, yani fiziksel yaşları 20, psikolojik yaşları 10 yaşında gibi. Evet. Peki işte neden daha çok kadınlarda görülüyor? Bu az görülen erkeklerin farkı nedir acaba? Tabii burada şimdi, burada erkek beyniyle kadın beyninin bir farklılığı var. Onu yani biyolojik olarak bir doğuştan gelen bir farklılık var. Onu bilmek gerekiyor. Burada şeyle ilgili, hatta yani mesela duygu ifadesinde erkek ve kadın beyni farklı çalışır. Mesela erkek kadına karşı nefretini 40 gün saklar. Ama sevgisini bir gün saklayamaz. Sevdiği zaman hemen söyler ama kızsa ona saklayabilir duygularını. Ama kadının şeyi, yani özelliği, erkeğe olan sevgisini 40 gün saklar ama nefretini bir gün saklayamaz, hemen söyler. Böyle bir eğilim var. İşte bu eğilimler aşırı giderse bu histriyonik özellikler, yani hemen bir yanlışına kızsa eşinin, duygusal olarak bir gün suratı asık gelse onu şey yapmaz, hemen negatif duygusunu hemen belirtme eğilimindedir. Yani bu özellikler de, ama kişi olgunlaştıkça işte düşünen erkek eril beyinle ilgili, sol beyin, mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama, sağ beyin, dişil beyin, duygular, heyecanlar, müzik, sanat, bütüncül düşünce, ön beyin ikisinin dengesini sağlıyor. Eril beyin ve dişil beyin. Ön beyin de yıllar ergenlikle birlikte 22 yaşına doğru falan ancak şey yapıyor. Yani duygu düşünce dengesini sağlıyor. Bu kişilerde işte ön beyin yeterli olgunlaşamıyor. Düşünerek hareket etme zayıf. Sonunu düşünmeden hareket ediyorlar. Akıldan çok hisleriyle hareket ediyorlar. Sonunu düşünmeden hareket ediyorlar. Evet. Yani bir, hep istekleri peşinde koşan kişiler oluyor genellikle. İstek verilmez. Bağımlılığa da çok adaydır bu kişiler. Kendilerini harcarlar böyle sokaklarda, perişan olurlar. Çünkü istek peşinde koşarlar. Bir insan bir istek olur, madde kullanır. O istek bitince şimdi yeni bir istek arar beyin. Evet.
Yeni bir istek ara. O ise bitince ara, bittiği de o anı bir istek peşinde koşun. Beynini öyle programlıyor bu kişiler. Hep istek peşinde koşmaya göre programlıyor. Hani bir istek bitince bir belirsizlik oluyor. Belirsizlik hep olduğu bir zaman tatminsizlik, evet. Belirsizlik kaygı oluşturuyor, tatminsizlik oluşturuyor dediğiniz gibi. Ama bir istek peşinde koşmak değil de fikir ve ideal peşinde koşan bir insansa, mesela o ego ideali varsa, müzik, sanat, ya iyi insan olmak, hayatta bir şeyler üretmek gibi fikir ve idealleri varsa bir insanın, fikir ve idealleri olan bir insan isteklerini yönetebilir. İşte isteklerini yönetemiyor, istekler onu yönetiyor. Onlar yönetiyor. İstekleri, isteği olmadığı zaman belirsizlik oluyor. Belirsizlik kaygının, korkunun, anksiyetenin en büyük sebebi. Onun için anksiyeteden kurtulamaz bu kişiler. Evet, onlara evet. Biz ego ideali çalışıyoruz. Hayatın sonuna geldiği zaman nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl anılmak istiyorsun? Bunları öğrenirlerse isteklerini yönetmek kolay oluyor. Arzu ve dürtülerini yönetmek kolay oluyor. Aslında kendi hayatlarını da mahvedebiliyorlar. Birlikte oldukları tabii, kişinin de ama bir yandan da çok çocuksu bir yanları var benim anladığım kadarıyla. Siz yıllar ilerledikçe olgunlaşıyor tabii. 40 yaşlarına falan gelince olgunlaşıyor ama çok şey kaybediyorlar. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz hocam? Tanıyı tabii bununla ilgili kişilik testleri var. O kişilik testleriyle ve klinik gözlemle tanı koyulabiliyor. Özgeçmiş hikayesiyle tanı koyulabiliyor. İlişkileri nasıl yönettiği, kendisiyle ilgili kendisi farkındalığı olup olmadığı önemli. Mesela böyle davranışları var. Ya ben böyleyim ama bundan memnun değilim diyor. Mesela immatürite ölçeği var, onu yapıyoruz. İmmatürite ölçeği yaptığımız zaman çocuksu çıkıyorlar. O zaman yüzleştiriyoruz onunla. Kabul ederse %50 düzelme. Farkındalık bile bunu sağlıyor. Farkındalık %50 düzelmedir. Onun için düzelmez diye hiç ümitsizliğe düşmemek lazım. Yani böyle bir eşiniz ya da yakınınız varsa, yani ilk çalışma farkındalık. Yani kişi farkındalığı, mesela kan şekerinin yükseldiğinin farkına varmazsa o insan tedavi, ilaç kullandıramazsınız. Tabii. Kan şekerinin yükseldiğini farkına vardığı zaman şey yapar. Hemen mantığı devreye girer, ilacını alır. Evet. Onun için bunun gibi farkındalık birinci adım. Sonra? Ondan sonra farkındalık olduktan sonra kişi problem çözme yöntemi çalışılıyor. Mesela bir problem çıktığı zaman, duygusal problemler de dahil bu, yani çatışma çıktığı zaman çatışma yönteminde tepkilerine bakıyorsunuz, hep ben merkezci tepkiler veriyor, empati yapamıyor. Empati çalışılıyor o zaman. Yani diğer, mesela coping stil dediğimiz stres yönetimi çalışılıyor. Yani bir strese karşılaştığı zaman kaçma eğilimindedirler, hep hoşuna giden şeylere. Stresi üzerine gidip stresi çözme ile ilgili yapılıyor. Bir diğer şey de communication stil dediğimiz iletişim stili çalışılıyor. İletişim stilleri yanlış. Yani iletişim kalıpları yanlış bu kişilerin. Eğer bunları düzeltmeye, kendini değiştirmeye açıksa hiç çözüm var. Yani bütün iş burada kişinin farkındalık olması, iletişim biçimini, problem çözme biçimini, stres yönetim biçiminin hepsi onun kişinin belirleniyor. Bunlar çalışılırsa kişi kendini yönetebiliyor. Yani bu olgunlaşma süreci kolay bir şey değil. Yani normalde hayatta insan bu olgunlaşmayı deneme yanılmayla yapıyor bir kişi. Ömür yetmez ki her şeyi denemeye. Tabii. Akıllı tabii. İnsan başkalarının tecrübelerinden faydalanır. Böyle durumlarda kendini geliştirmeye açıksa bir insan, yani taşa toprağa yatırım yapmak yerine kendimize, insanlığa yatırım yapalım. Elbiseye, eşyaya, ev eşyasına yatırım yapmak yerine biraz kendimize yapalım. Kendimizi tanımaya yapalım. Kendimizi, yani insan kendisine barışık olması, böyle toplumla sağlık ilişkiler kurması, bir hedef, hayat boyunca bir hedefle ilerlemesinden daha büyük, iyi bir evlat yetiştirmekten daha büyük bir zenginlik var mı? Daha büyük bir servet var mı? Haklısınız. Yani onun için bir fabrika kurmaktan daha önemsiz değil. İyi insan yetiştirmek ya da iyi insan olmak. Bu nedenle böyle iş odaklı yahut da başkalarına kendini gösterme odaklı kişiler kendilerini harcıyorlar aslında. Evet, maalesef. Yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize bugün katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.